Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamers TV ekranlarına ve yepyeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Canlı yayından çıktım. Canlı yayında çıkmamla birlikte yepyeni bir videoyu sizlere hazırlıyorum. Bilginiz yoksa söyleyeyim, canlı sekmesinde görebilirsiniz. Oldukça güzel bir dedektiflik hikayesine başladık. Hikaye tabanlı, eskiden yarım kalan ama benim sonunu bilmediğim, telif problemlerinden dolayı oynayamadığım ve şimdi ise oynamak için fırsat bulduğum ve sizlere sunduğum Eli Noir serisine başladık. Bir göz atmak isterseniz ona da bakabilirsiniz. Ama bugünkü konumuz bu değil. Bu videodaki konumuz efendim Indica isminde bir yapım. Indica isimli oyun 5-12 Şubat tarihleri arasında Steam Next Fest adı verilen, önümüzdeki dönemde çıkacak oyunların demolarını deneyimleyebildiğimiz bu festival kapsamında sizlerin de bana Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun tavsiye ettiğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Dini görüşlerin acı gerçeklerle çakıştığı 19. yüzyılın sonlarındaki alternatif Rusya'da geçen hikaye odaklı 3. şahıs açılı bu oyunu oyna. Indica yanında sıra dışı yol arkadaşı şeytanın da kendisiyle beraber kendisini keşfetme yolculuğuna çıkan genç bir rahibenin hikayesini anlatıyor şeklinde bir özeti var oyunumuzun. Ben de şimdi bu oyunu sizlere deneyimliyor olacağım ama başlamadan önce suyumuzu eksik etmiyoruz. Bol bol su içelim, gün içerisinde su içmeyi unutmayalım. Bu herhangi bir sponsorlu çalışma vesaire değil. Sadece bir hatırlatma, su önemli, lütfen su içmeyi ihmal etmeyin. Bu oyunda korku unsuru var mı? Veya korku unsurunun ta kendisi biz miyiz? Hiçbir fikrim yok. Sadece sizin tavsiyelerinizden yola çıkarak oynuyorum efendim. Şimdiden iyi seyirler. Evet, oyunumuzun da böyle bir menüsü var bu arada. Piksel piksel gözüküyor ama oyundaki grafiklerin bu piksellikle hiçbir alakası yok anladığım kadarıyla. Az önce Steam sayfasında gördüğüm üzere. Hep birlikte göreceğiz. Video başlamadan bir hatırlatma. Videoyu beğendiysek lütfen alttan beğenmeyi. Yayın başında olur, yani video başında olur, video sonunda olur, hiç fark etmez. Beğenmeyi. Kanala abone olmak isterseniz kanala abone olmayı, bildirim çanlarını tüm bildirim çanını açtıktan sonra tüm bildirimler şeklinde işaretlemeyi ve çok affedersiniz, çok özür dilerim. Ve oyunla ilgili yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin. Buyursunlar huzurlarınızda Indica. Hadi bakalım nasıl bir oyunmuş, hep birlikte görelim. Gözüm yandı beyazdan. Grafikler tatlı gözüküyor. Yakın çekim böyle tatlı gözüküyor. Hoşumuza giderse listemizi alalım. Full sürümü çıktığında oynarız. Hey. Are you all right? Hey, sen iyi misin? Şeytan sen misin lan? Sorry, can I take a look, please? Çok affedersin ama bir bakabilir miyim lütfen? Better give me an injection. Bana bir enjektör versen iyi olur. Aman yarabbi. If we don't amputate it, you won't survive the afternoon. Hani onu tedavi etmezsek, öğleden sonrasına yetişemezsin, hayatta kalamazsın. Mahkum doktorumuz da aynı şey söylemişti. But that was over a week ago. O bir hafta öncesindeydi. And he didn't do anything? Ve o hiçbir şey yapmadı mı burada mesela rağmen? Sadly. Ne yazık ki sadece ameliyat malzemeleri varmış elinde. It was a rusty wash basin. Very funny. All right. Pekala, pekala. Don't worry. Endişelenme. It should be like that. Böyle olması gerekiyor demek ki. Only like that. Bir tek yani öyle olmalı. I'm also talking to God. Ayrıca ben Yaradan'la konuşuyorum. To God. Yaradan mı? Great. Harika. O işi nasıl yapıyorsun abi ya? You need to get up if you don't want to lose something else to frostbite. Eğer soğuk ısırı, yani soğuktan zarar görmek istemiyorsan ayağa kalkman lazım dedi. Hani bir şeyini soğuktan kaybetmek istemiyorsan bir huzurunu vesaire. Soğuk ısırıydı o galiba değil mi? Long Dark'ta da çok görüyorduk. Çok fazla soğukta kalırsan vücudun donmaya başlıyor. Ana ne oluyor lan? What do you mean you talk to God? Yaradan'la konuşuyorum derken ne demek istedin? Ne? Kolum. You've seen my arm. Yes. Kolumu görüyorsun değil mi? It's been a week. Bir haftadır böyle. I doubt it. And what does God have to do with this?
Yaradan'ın bununla alakası ne? Bak açıklayayım, bekle. O geceden beri her şey her şey dediğim gibi gerçekleşti. O trenden bir tek hayatta kalan bendim. Her şey plana göre devam ediyor. Hepsi Yaradan'ın bir planı, anlıyor musun? Yani benim lehine alman da mı Yaradan'ın bir planı? Bak böyle düşüneceğini biliyorum. Lan altınızı çok hızlı geçiyor, okuyamadım. He'd been murdering and stealing but came back. He came back. Do you understand? I think the Lord is happier to see one repentant sinner than 100,000 righteous people. I don't know. Yani onca günahkar arasında bir even need repentance to doğrucu, yani günah olmayanı görmeyi. He laid everything out before me. Spread out like a deck of cards, the past, the present, the future. Who? God, who else? Geçmişin, geleceğin, günümüzün kartlarını önüme serdi Rabbim diyor. Ben orada trenli kazasında yatıyordum, ölmek üzereydim. Senin gibi birisi bana su getirdi, senin bana yardım ettiğin gibi. Suda böyle dalgalanmalar gördüm. Bir fısıltı duydum sonra suyu ve ben de içtim. Ve yani bir suyun içinden mi duydun Yaradan'ı? Evet, fincanın içindeydi, bir bardağın içindeydi. Ama olay o değil. Bak gittiğimizde sana anlatacağım ne demek istediğimi. Bak su kulesi. Rüzgar değirmeni onun arkasında olması lazım. Bir istasyon mu var orada? Ne? We've only got fuel for a couple of bursts. I won't be able to drag you around with no steam. Maybe we should go around. A nun and an officer? Who cares? With the telegraph poles. Cables ripped out though. And the road. Doesn't look like it's been used. Ne oluyor şu an oyunda, anlamıyorum. Dur bakalım. Garip bir bisikletmiş ya, garip bir motormuş. Eskiden ki böyle motor vardı. Garip bir şey, mekanizması var. Hadi bakalım. The fuck would do this? Kim yapalım böyle bir şey? The passage on purpose. Ne amaçla, hani bir amaçla engellemiş olmuşlar yolu. Yolu engellemişler. Yolu engellemiş olmalılar dedi. Hani bundan kurtulmam, bir yolunu bulmamız lazım. Ne yapıyorsun dayı, itiyorsun mu? Bu ilerlemiyor, sıkışmış. Grafikler çok tatlı gözüküyor lan yalnız. Şey mi bu, Unreal Engine falan mı acaba? ...1630 diye yukarıda yazan ne? Canımız mı? Maybe there's something in that shed. Belki şu kulübenin içinde bir şey vardır. O uğultu ne? Bir uğultu geliyor. Biz bir rahibeyi oynuyoruz. Bakalım ne olacak. Bu neydi ya? Rahibenin şeytana dönüştüğü, rahibe şeytan, rahibe olan bir film vardı. Şey miydi? O ne lan? Insidious muydu? Neydi o filmin adı? Ya da Nun mıydı? Direkt Nun'du ya. Aha, kutsal puan geldi. Ne oluyor lan? Aziz John'un Yaşamı diye bir kitap bulduk. Burayı şu an okumuyorum. Hani full sürümünde okuruz gerekirse. Burası açılmıyor. Animasyonlar falan tatlı yalnız ha. Yer burasıydı. Buraya da giriyoruz. Peki kilidi buradan açabilir miyim? Kilidi buradan açamıyorum. Bu ev az önce çıktığım ev değil mi?
Burası az önce çıktığım ev. Ufak FPS droplar oluyor. Bu demodan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Full sürümde olacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Şöyle bir tatlış bir hanımefendi, böylesine bir rahibe nasıl şeytanlıcısı bir şey olacak onu çözemedim. Haa, bunu aldık. Dur. Bunu nereye koysam mantıklı olur? Bu kabinin üzerine çıkabilir miyiz dolu şeyin üzerine acaba kulübenin? Dur bakayım. Tepeden bir giriş falan olabilir mi? Elinde de kutsal tespih mi var ablamın? Ne var? Hoppa. Bu kokuyu özlemişim. Özledim dedi bu kokuyu. Tamam, anahtar, İngiliz anahtarı aldık. Paraskeva Friday. Level 9 oldum. Allah Allah. Oyunun demek ki orta noktalarında bir yeri falan oynuyoruz. Level sistemi falan var. Ne oluyor oğlum? Ne garip oyun ya. Şimdi mesela şeyi alıp geri mi döneyim? Merdiveni alıp oraya koyup geldiğim yerden geri mi döneyim? Bir ona bakmadan önce şeyi yapacağım. Acaba bu anahtarla şurayı açabilir miyim? İngiliz anahtar mı? Bana ver. Gel al kral. Ayağına mı getireceğiz seni her şeyi? Dur. Onu bu sefer şuraya koyalım. Bak oyunun şu karlı atmosferi bile bir gerilim yapıyor. Bu bir psikolojik gerilim oyunu olabilir ya. Çünkü etiketlerinde psikolojik ibaresi geçiyordu. Büyük ihtimal öyle. Buyur hoca. Şu veriş animasyonu daha güzel olabilirmiş. Her neyse. Lan motor gitti, motoru tutaydınız. Lord have mercy. Rabbim sen vurun. What's that? Just a dog. O neydi? Köpektir ya, sakin ol. Onlardan nefret ederim ben, acele et hadi. Köprünün içinden geçtin abi. Neye hurry up? O ne oğlum, köpek möpek değil o, kurt adam. Hoş. Sessiz ol, sakin ol, sakin ol küçük köpekciğim. Crazy, run. Delirdin mi sen? Kaç. Abi ananı avradını yürüyün. Abim yürüyün. İnsan mı insan? Köpek köpek değil bu, bambaşka bir şey ya. Kudet. You know, I would have already fucked you up with my bare hands if I wanted. Well, hand. Okay, miş miydin dedi? I mean, why the fuck did you throw away the revolver? Neden? Yani demek istediğim şu, neden az patları attın ki? İşe yarayabilirdi. Girl. Yani. I would never. Ben asla yapmazdım. Oh, lan yanacaksın oğlum. Tell me something. Söylesene bana. If you're God's chosen one, eğer yaradanın bir why didn't God varsa, heal you completely right away? Eğer sen seçilmişsen, seni neden yaradan şu an iyileştirmiyor? İyi bir soru bu. Here's your answer. İşte cevabın burada. Here. Al. Here. Burada işte. Kudet, 20 Mart. John Damascus Tapınağı, Spasov. The only rational made of infertility. That's everything. Bu ruhun arınmasıyla alakalı, temizlenmesiyle alakalı ruhsal bir gün galiba.
herhalde anlamadım the yani. The cadets. Hmm. Yeah, exactly. Aynen, cadets. Come on. Tam olarak. Bu. I don't understand. Anlamadım ama. So God had enough power only to stop the rotting. But gücü to heal you completely, he needed some kind of tool. Hani bir şeyleri... Hani, it's not about the tool. Sana bu zararı veriyor ama sana iyileştirmiyor mu yani? Against his will, you see. Basically, yeah. Hayata, it has nothing to do with my arm. Yani, it's about the path. Benim kendime yaptığım the path we've been given. Bana bir yol verildi. O yolu takip ederim ya da yapmam. Bu bize bağlı. What do I have to do with it? Peki ben ne yapmalıyım bununla, bu konuda? So, possessed people are taken to the cadets. Everybody is. İnsanlar kudretse mi götürülüyor? Herkes. Do I look possessed to you? Sana ele geçirmiş gibi mi gözüküyorum? Hayır, sen değil. All right, let's get out of here. Pekala, hadi çıkalım buradan. Ele geçirmiş insanlar derken? Hoist me up. Me hoist you up. Ben mi seni kaldırayım? Evet, sen. You won't be able to pull me up from up there. Beni yukarıdan çekemezsin. Oğlum, o nasıl bir dönüş? Aklım gitti. Ilya? Ilya, iyi misin? Are you alive? Hayatta mısın? Ilya! Yeah. All right. İyiyim. Yeah. Pekala. What's going on? Neler oluyor? Sokaklar... Şey diyeceğim, ben burada ışık mışık yakamıyor muyum abi? Böyle çıktım. Of course it wasn't a coincidence, and now Indica realized it too. She had heard about the Kudets and its miracles, but right now, in Spasov, and Ilya, meeting a prisoner who talks to God would not be an everyday occurrence. Also, Indica took a liking to him. Who, this one? Aha. No. One way or another, there was certainly no doubt that she had to head for Spasov and not the Danilov Monastery. The letter. I cannot neglect my duty. What if there's something important in it? Open it. See for yourself. No. Reading someone else's letter is a greater sin than not delivering it. Greater? How much greater? Twice as much. I don't know. Interesting. So, not delivering two letters is the same as reading one. What about stealing? Pocketing a ruble, for example. Is that worse? Worse. How much worse? This is nonsense. You can't compare such things. Why not? The priest imposes a different penance for different sins, and since you know for sure which is better or worse, there has to be a way of measuring. Then let us say that stealing is 10 times worse than not delivering a letter. What about murder? Let us put that at 1,000 letters. That would mean that if a postman were to lose a sack full of letters, we'd have a murderer. Although, maybe there should be a bulk discount. What about a rapist? A rapist is better than a murderer, right? Tecavüzcü bir katilden daha iyidir değil mi dedi? Şimdi arkadaşlar, dış ses bizle konuşuyor ya. Şimdi şöyle bir muhabbet var. Bir anda bir dış ses ortaya çıktı. Ve dış ses dedi ki, Indica dedi işte hani tabii ki de yolun böyle bir şeyin başına geleceğini, işte Yaradan'ın onun için böyle bir plan yapacağını bilmiyordu. Bir mahkumla karşılaşacaktı da vesaire buralara gelecekti. İşte tabii ki de Stapavo'ya gelecekti, bilmem ne kilisesine gelmeyecekti falan filan diye bir dış ses konuşmaya başladı. Ablamız da ne oluyor falan çekti. Ondan sonra dedi ki, aa mektup dedi, bir mektup vardı dedi. Sonra dış ses dedi ki, o mektubu açıp okumalısın dedi. Kadın da dedi ki, işte o mektubu okuyamam, benim onu iletmem lazım.
Başkasının mektubunu okumak hoş olmaz falan dedi. Dış ses de kadını mektubu açmaya yönlendiriyor. Şeklinde muhabbet geçti. İşte bir katil hani ne kadar kötü olabilir? Bir katil kadar, bir tecavüzcü kadar. Altyazıyı tam şey yapamadım, takip edemedim. Özür dilerim ama full sürümü çıktığında dediğim gibi hikayesini, bu altyazıları daha böyle hızlı, daha efektif şekilde sizlere çevirerek sunarım. Ama o az önce konuşan bizim rahibe ablamızın kafasına girmeye çalışan şeytan olabilir gibi geldi bana. Ama ne alaka anlamadım. Bu arada şey, bu Indika ablamızın adı ya da ablamızın rahibe olmasından dolayı ona verilen mesleki bir terim, bilmiyorum. Şöyle bir şey var. Burada ele geçirilmiş insanlar var anladığım kadarıyla. Ve bu ele geçirilmiş insanlar da Kupets mi diyordu? Dur bakayım. Onun adı var mı? Yazıyor mu? Yazmıyor. You are not scared of the sin. You are scared of the letter. Perhaps you should not open it. Açmamalısın onu. Do not do it. Yapma. Açma mektubu. Ne mektubu arkadaş? Ne oluyor ya? Ne mektubu baba? Şey yok bile. So everything turned out just as written. Yazılmış her şey gerçek oluyor işte dedi. Oha, dua ederek burayı şey yapıyoruz lan. Oha, dua ederek şeytanı susturuyoruz lan. Ne oluyor oğlum? Benim bir şekilde yukarıdan gitmem lazım. Yalnız oyun çok karanlık. Yani şeyi kullanabilsek efsane olur. Send another postcard for Easter. And it will get returned. Sorry, she's not here anymore. Aga ne oluyor aga? Bu ne oğlum? İnek mi bu? Ne oluyor? Hayvan birleşiyor, kopuyor. Ne oluyor oğlum? Başka bir yerden yukarı çıkacağız. Bekle. If by chance you were to kill someone and go to jail, sooner or later you'd get pushed out of there as well. Bir de karşıyı nasıl geçeceğim? Ne yapacağız? Kendimizi bırakacak mıyız lan? Oğlum ne vardı mektubun içinde de ne oluyor? Yazılmış her şey ortaya çıktı falan. Hayırdır ne oluyor ya? Hayırdır ne oluyor ya?
yok. Sana sözümüz tuttu. Unik. Daddy's gonna send another postcard for Easter. And it will get returned. Aga ne yaptın, iyi misin? Köpek nerede? İyi soru. Bir süredir sesini duymadım. Dinle. Senin Spasov'a gitmene yardımcı olacağım. Somehow, Indica was convinced that the Kudets was going to solve all of her problems. Bir an için Indica, Kudetslerin tüm problemlerini çözeceğine inanmıştı. Ve duyduğu sesi ortadan kaybolmuştu. Bir şekilde, en azından herkesin sevmese bile hani çekilecilerden kurtulmasını düşündü, birisinin kiliseye gitmesi gerektiğini düşündü. Onca yıllık çektiği acı buraya getirmişti onu. Burası boya fabrikası. Deniskova burası olmalı. Marpa bunun hakkında bahsetmişti. Bu değirmenden geçmemiz gerekiyor. Barajdan ya da işte baraj değirmen neyse. Ama yol buradan değil galiba. Herkes nerede? Bir patlama oldu acil durumdan dolayı. Herkes tek günde burayı tahliye etti. Amerikalılar tahmin ediyorum ki. Olabilir. Ya da İngilizler. Bunu yapan. Gelme gelme, takiple. So where do we go now? Nereye gideceğiz şimdi? Stairs. Merdivenlerin olduğu yere. Bu rüzgar değirmeninin arkasında. Bu değirmenin arkasında daha doğrusu bir istasyon olmalı. Seslendirmeler falan da çok güzel ya. Yavaş. Bana bak, kırılmayın, gebertirim ha. Dua ile birleştiremiyorsun bunları. Kopmasınlar, aman diyeyim. Hoca gelecek mi bugün? Ha? Seni yine buradan kaldıracağız mı acaba ya? Nereye gidiyorsun lan? Hava affedersin, bok var, buraya geldin. Ne geldin oğlum, buraya gelsene. Merdiven falan mı vardı lan? Görmediğim. Kesin merdiven falan vardı, görmedim ya. Bir dakika. Merdivenle alakalı bir şey değil ya. Bambaşka bir şey var burada. O dayı oraya gitti ya, onun oraya gitmesinin bir sebebi olmalı ya. Ben şuradan niye çıkamıyorum onu anlamadım.
Orada dayı beni kaldıramıyor ya da dayı biz kaldıramıyoruz. Aa, buz! Bir dakika! Hoppa! Yükselti! Ben de işe yaramaz. Ağırlığımdan dolayı başaramam. Tamam, bekle. Bir şekilde çözeceğiz. Şurayla alakalı değil. Ablam rahibe mi? Lara Croft mu? Ben anlamadım vallahi. Vallahi Tomb Raider ha. İhtiyacımız olan tam da buydu işte. Çık oradan, devam. O kurt lan kurt. Kurt mu köpek mi ne zıkkımsı artık. Allah! Donar ya herhalde. Aptal rıspı dedi. Neden bizim etrafımızda dolanıyor? Bir köpek ne kadar suyun altında kalabilir ki? Bilmiyorum. Bir emin olmak için bir iki saat beklemesini isterim ya. Aç. Bir görelim, bir iki saat beklesin. Merdiven kırılmış. Bizim bu değirmenden geçmemiz lazım bir şekilde. Buradan değil. Yola buradan devam o zaman. İlla buranın içine gireceğiz. We had this one artist in the clink. He drew his family on the wall with his own shit. They look so lifelike. Bizim bir tane sanatçımız vardı dedi. Böyle bir şey, hani bir artist sanatçı kendi bokuyla ailesinin fotoğrafını duvara çizmiş dedi. Çizimi tamamlayamadı. He got stabbed. Bıçaklandı. Because of the stench. No. He was drawing on the wall outside. Dışarıdaki duvara çizdiği için bıçaklandı. Eksi 30 derecedeydi. Bok hani çok soğuk olduğunda duvarda asılı kalmıyor. Well, it's against the code. So where do we go now? The elevator. Here's the gearing. Planetary gear set. By blocking one of the wheels, you can change the direction of the shaft rotation. Ah, broken cutter. I see. I guess we should look for an intact. Dönüşünü değiştireceğiz, yol açacağız. Kaldırabiliyor mu? Çalışmıyor mu bu? Burada hiçbir şey çalışmaz ki şu an zaten. Şimdi çekelim bakalım. Ne oluyor? Niye biz rahibeyiz? Nereden geldik buraya? Burada bir kilit gibi bir şey var. Aşırı yükleme yapıldığında kırılıyor. Motorun önemli bir motorunu korumak için önemli bir parça dedi. Aa, çalıştı. Abimiz yukarı aşağı gidince ne oluyor? Biz de buradan çıkacağız, dur. Aa, yo. O abi indirip kaldırıp okuyacağız ya. Ben şu şeyden bir tane daha alayım da, şu döndüren şey yapmadır ne zıkkımsa.
Ondan bir tane daha alayım ben. Aziz Jonah'ın hayatını diye bir şey daha aldım. Down. Sen aşağı inince ne oldu? Ha dur. Tamam dur. Şunu çekeceğiz. Gel abi. Bunu... Hayır hayır üstüne çıkma üstüne çıkma. Gel üstüne çıkma. Sevgili rahibe. Bunu tutalım. Oraya götüreceğiz çıkacağız. Aşağı indiğince biz yukarı çıkacağız. Down. Sen aşağı ineceksin. Hop. Biz yukarıya. Go up. Şimdi yukarı gel. Gelemiyor mu lan? O kadar mı gelebiliyorsun? Hayda. Ay senin şaftına ya. Ah işte burası bizim çıkışımız. O tahtanın üzerinden yürüyecek misin? Sakin. 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 Etrafından dolaşmalıydık. Hiç sirke gitmedin mi? Hiç sirkte bulundun mu? Etrafından dolaşmalıydık dedi abim. Tamam sakin. Sakin. Lan ne garip oyunsun sen ya. Ne anlatıyorsun? Amacın ne? Umarım arkadan bir şey alınması gerekmiyordur. Ran mı? Nereye ran? Nereye ran? Oğlum nereye ran? Lan kurt geli. Abi nereye ranayım? Nereye ranayım? Popomda kurt var. Popomda kurt var. Aha. Oğlum popomda kurt var. Nereye ranayım ya? Nereye koş ya? Ne kadar kolay ya koş demek. Abi acayip geliyor yalnız. Buradan falan mı atlayayım lan? Manam. Aha. Düştü mü lan? Aha vallahi çortladı. Kurt çortladı abi. Yavaş. Hayrettin yavaş. Oğlum ne oluyor? Bey, merhabalar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Abi aman diyeyim. Kurt aman diyeyim oğlum. Kurt aman diyeyim. Hoş, hoş dur, hut. Hoş lan. Hoş. Hoş durun bunu çocuğu, hoş. Ananı avradın. Amanın bu. Amanın yetişin ha dostlar. Ağam bana bir el at. İlyas abi el at. Olmadı bu yakınlaşma olmadı. Günah yazar. Aa boynu kırıldı. Onu öldürdük. Köpek bunu hak etti. Kötüydü. Günah dolu bir durum. Köpekler günah işlemez. Sadece insanların günahı vardır. Şeytan tarafından ele geçirmişti.
İnsanlar gidince beslenmeyi hani beslenemedi ve başka şeyler aradı. Garip. İnsanla köpek arasındaki fark nedir peki? Hani köpeğe olan şey insan olduğunda hani günah diyoruz da hani yemeğin alınması mı insandan acaba? Hani tıpkı yemeğini almış bir köpek gibi öfkelenmesi, insan öfkelenmesi. Hani onları karşılaştırıyor şu an. Remember that one time when Georgie? That's different. They needed to survive. Bu arada bu olanlarınla ilgili bir Georgie olanı hatırla dedi ama o farklıydı, hayatta kalmaları gerekiyor dedi. You have such a simple explanation. Bir köpek için oldukça basit bir açıklamam vardı. But how come humans can never do without divine or devilish intervention? Hani şeytani bir müdahale olmadan vesaire insan ne yapabilir? Sorusuna cevabı ne? Gibisinden bir şey çaktı abimiz de. Ne anlatıyor? Oğlum ne oluyor? Nasıl bir oyun bu? Ben hiçbir şey anlamadım. What the fuck? Yani bu oyundan bir şey anlayan varsa bana ne olur yorumlarda söylesin. Çok garip ya. Yani tabii bak altyazıları çok kaçırdım bu arada. Altyazıları tekrar oynasam bir izlesem. Hani ulan ne demek istiyor bir baksam şey yapabilirim. Ama sizden ricam var. Bu oyunu izlediğinizde videoyu durdurarak izlerseniz. Çünkü ben de tekrarında videoyu durdurarak izleyeceğim. Altyazılarda ne diyormuş bir rahat rahat okuyayım diye. Bir olayı anlamaya çalışacağım, idrak etmeye çalışacağım ama çok garip bir oyun. Bak 23'ten beri 24'e giriyor oynadım en garip. Bak garip diyorum, en iyi demiyorum. En garip. Ne anlattığını anlayamadım, ne sunmaya çalıştığını anlayamadım. Sadece grafikleri ve animasyonları çok tatlı olan bir oyun var önümüzde. Bu yıl içerisinde çıkacak. Vallahi merak ettim ya. Harbi merak ettim. Sizlerin de bir düşüncesi varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Indica böyleydi. Sizin önerilerinizle oynadım. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.